Şimdi konuşma sırası Hatay Milletvekili Sayın Serkan Topal'da. Buyurun Sayın Topal. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine grubum adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle başta Hatay olmak üzere bütün ülkemizde Covid nedeniyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hasta olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Zaten Hatay'daki pandemiyle ilgili ciddi sıkıntı var. Bunu konuşmamın sonunda da ifade edeceğim. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, özellikle AK Parti grubu sürekli konuşmalarında eski Türkiye diyor. Tabii eski Türkiye'de kendilerini demeye, biz de genç cumhuriyet yani Türkiye dediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nı Mustafa Kemal Atatürk ne zaman kurmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Cumhuriyet kurulmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduktan tam 9 gün sonra, yani eğitime verdiği önemi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. O dönemlerde öğrenciler devlet bursuyla yurt dışına gönderiliyor, okuyor ve burada ilimlerini burada paylaşıyorlardı ülkemizde. Bilim insanları olarak geri dönüyordu. Oysa bugün hatırlatmak istiyorum. Gidenler geri dönüyor mu? Neden geri dönmüyor? Şimdi aslında az önce milli eğitimle ilgili olan bütün yapacaklarımızı iktidarımızda Sayın Milletvekilimiz Sayın Yıldırım Kaya çok güzel bir şekilde izah etti. Ben onlara fazla değinmeyeceğim. Ancak burada milli eğitim bütçesi üzerine konuşan AK Partili hatiplerin hepsi de çok değerli, komisyonda da görev yaptım arkadaşlar. Hiçbir şekilde de husumetimiz yok. Katkıları da olmuştur, teşekkür ediyorum. Ancak hükümetin yaptıklarıyla ilgili çoğunu da doğru bulmuyorum, yanlış buluyorum. Mesela Sayın Asuman Erdoğan burada şunu söyledi az önce. Diyor ki öğrenim kredileri ve burslar o zamanlarda 45 liraydı. Ne kadar komik bir rakam ki, ben de bursu alıyordum diyor. Şu an diyor 550 TL. Sayın Erdoğan, şunu hatırlatmak istiyorum. O dönem o 45 lira iki çeyrek alıyordu. Bugünkü 550 lira ancak bir çeyrek alabiliyor. Yani o günkü dolar ile bugünkü doları bir kıyaslayın. O gün bir öğrenci bir ay yetiyordu ona. Bugün oraya bir gidin. Bir sorun bakalım öğrencilere, yetiyor mu, yetmiyor mu? Bakın yine AK Parti grubu adına Sayın Cemal Taşar burada diyor ki 2000 yılında 1,5 milyon olan üniversite öğrenci sayısı hükümetlerimiz döneminde 5 kattan fazla artırılarak 8 milyonu aşmış. Ya Sayın Taşar, keşke bu 8 milyon içerisinde atanamayan 700 bin kişiden bahsetseydiniz. Sadece öğretmenlerden bahsediyorum. Yani sağlık çalışanları, daha atanamayan sağlık çalışanları ve diğer fakültelerden mezun olan atanamayan üniversite öğrencilerinden daha bahsetmediler. Ve özellikle bakın 2002 yılında 68 bindi, bugün 700 bin atanamayan öğretmen Sayın Taşar. Ayrıca keşke hani Sinop'ta atanamayıp intihar eden Gamze Filiz Arslan'dan bahsetseydiniz. Keşke Balıkesir Burhaniye'de atanamayıp intihar eden Selma Koşan'dan, Aydın'da Alim Koç'tan bahsetseydiniz ve nicelerinden bahsetseydiniz Sayın Taşar. Bakın burada yine Sayın Hacı Ahmet Özdemir diyor ki bizim dönemimizde diyor işte üniversite sayısı 23 iken 78'e vakıf üniversitesi. Fakülte sayısı 550 iken 1900 falan oldu. Ya Sayın değerli hocam sizi takip ediyoruz. Ancak yani sadece binaları dikiyorsunuz. Onun üzerinde nitelikten bahsedeyim. Nitelik mi önemli? Nitelik mi önemli? Bakın sizin kurduğunuz üniversite diyor ki Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksek Okulu'nun 627 öğrencisi olmasına rağmen kadrolu hiçbir öğretim üyesi yok. Bakın yine Yeni Yüzyıl, Akev, Biruni, Medipol, İstanbul Aydın Üniversitelerinde ise öğrenci başına düşen kitap sayısı sadece bir tane. Şimdi Sayın Nazım Maviş aynen dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde talihsiz bir konuşma yaptı. Kendilerine oy vermeyen bütün öğretmenleri ötekileştirici, tahkir edici, ayrımcı ifadeler kullandı.
Sayın Maviş. Siz Sayın Genel Başkanımızı dinlemişsiniz de anlayamamışsınız. Siz dinlemeye devam edin. Zaten milletimiz anlıyor. Burada şunu ifade etmek istedi. Ötekileştiren kim biliyor musunuz? Yani kadrolu, sözleşmeli, ücretli diye ayrım yapan kim? Biz miyiz? AK Parti hükümeti mi? El insaf, el insaf. Şimdi siz merak etmeyin. Bakın şurada şunu söyle. Tamamlayalım lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bir de Sayın Orhan Erdem. Burada diyor ki muhalefetin söyledikleri yapıcı uyarıları önemlidir diyor demokrasi adına. Elbette önemli. Ama muhalefet olma adına görmezden gelmenin, ülkemizi küçük düşürmenin de kimseye faydası yoktur. Elbette kimseye faydası yoktur Sayın Erdem. Biz söylediklerimizi söylüyoruz. Bakın rahmetli Kamer Genç burada doğruları söyleye söyle siz üzerine yürüdünüz onlarca defa. Onlarca defa 2010 yılında soruları çalan o FETÖ'ye o kurumları kim teslim etti? Elbette siz teslim ettiniz. Biz hiç kimsenin dizinde de orada durmadık. Ötekileştiren de biz olmadık. Biz birleştiren olduk. Ha, bizim düşüncelerimizi önemsiyorsanız biz şunu söylüyoruz. Gelin bir söz verdiniz. Kime söz verdiniz? Öğretmenlere, polise, hemşirelere, din görevlilerine ek 3600 ek gösterge için söz verdiniz. Biz de diyoruz ki evet, hatta as subay uzmanları da unutmayın. Gelin o sözü yerine getirin. Biz de size destek. Selamlayalım lütfen. Evet. Şunu soruyorum. Siz söz verdiniz mi, vermediniz mi? Eğer söz verdiyseniz Sayın Bakanım, bu sözü yerine getirecek misiniz, getirmeyecek misiniz? Öğretmenlerimiz bunu bekliyor. Atanamayan öğretmenlerimiz bunu bekliyor. Diğerleri bunu bekliyor. Bunun cevabını bekliyorlar değerli arkadaşlarımız. Şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlarımız. Gerçekten eğitimle ilgili o kadar çok konuşacak şeyler var ki az sonra da diğer arkadaşlarımız konuşacaklar. Şimdi Hatay'la ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bakın değerli arkadaşlar, Hatay'da abartısız söylüyorum. 10 Eylül'de resmi kayıtlara bakabilirsiniz. 10 Eylül'de 20 kişi, 10 Aralık'ta tam 3 ay sonra 84 kişi hayatını kaybetti. Ve sadece %100 değil %400'ün üzerinde bir artış oldu. Mutlaka bir karantina uygulanması gerektiğini ifade ettik. Sayın Sağlık Bakanı'yla dün de bunu görüştük. Bunu değerlendireceklerini ifade ettiler. Sayın iki bakana da bu konuda bir kez daha sesleniyorum. Bakanlar Kurulu'nda bunu mutlaka konuşmaları gerektiğini, değerlendirmeleri gerektiğini ve Hatay'ın yani Çin'in Wuhan... Peki son kez veriyorum, tamamlayın lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Gerçekten Çin'in Wuhan kenti olan Hatay'ı kurtaralım. Alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ifade ediyorum. Bu yüzden bir kez daha bunun değerlendirilmesi gerektiğini ve Hatay'la bakın Wuhan kentinde 3 ay boyunca önlemler alındı ve şu anda vaka sayısı 0. Bu yüzden Hatay'daki lütfen Hatay'daki cinayetleri, Hatay'daki insanların hayatlarını kurtaralım, cinayetleri önleyelim. Ve son olarak yine Hatay'la ilgili Sayın Ulaştırma Bakanı'na, Antakya Samandağ duble yolu, Antakya Yayladağ duble yolu, Antakya Altınözü duble yolu, Antakya Reyhanlı beton asfalt tamamlanmadı. Samandağ çevre yolu tamamlanmadı. Hassa tüneli ne oldu, ne zaman olacak? Otoban Belen'e kadar geldi, Antakya'ya kadar gelmedi. Ayrıca hızlı tren Antep'e kadar geliyor. Antakya'ya gelecek mi, gelmeyecek mi? Bütün bu soruları teşekkür ediyoruz. Olumlu bir şekilde cevaplamanızı diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.